Yoruiç hakkında muhtemelen bilmediğiniz 11 bilgi. Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Discord sunucumuzda her hafta anime veya film izleme etkinliklerimiz oluyor. Eğer katılmak isterseniz linki yorumlara ve açıklama kısmına bırakıyorum. 11. Genç hali 17 ve 24 yaşları arasında. Yaşlı hali ise 80'den fazladır. 1.90 boyunda ve 93 kilodur. Doğum tarihi ise tam olarak bilinmese de 500 yıl önce iblis avcılarının altın çağı olarak bilinen Sengoku döneminde yaşadı. 10 içi evden ayrıldıktan sonra pirinç tarlasında çalışan Uta adında bir kızla tanışır ve ailesinin vebadan öldüğünü öğrenir. Kısa bir sohbetin ardından birlikte yaşamaya karar verirler ve 10 yıl sonra evlenirler. Evlenmelerinin ardından Yorichi eşi Uta'nın doğumunu yaptırmak için bir eve bulmaya gider ve güneş batmadan önce geleceğini söyler. Fakat yolda savaşta yaralanmış oğlunu ziyaret etmek isteyen bir ihtiyarla karşılaşan Yorichi ebe bulma işini yarına bırakır ve üç dağ boyunca onu sırtında taşıyıp yaralı oğlunun yanına götürür. Ardından hemen eve dönmek için yola koyulur. Eve vardığında çoktan gece olmuştu ve hem eşi Uta'nın hem de daha doğmayan çocuğunun ölü bedenleriyle karşılaştı. Bunu gören Yoruichi ise şaşkınlıktan ölü bedenin dizlerine kapanıp 10 gün boyunca başından ayrılmadı. Burada doğmadan ölen çocuğun Tanjiro ile birlikte reenkarnı olduğu hakkında bir teori de var. Bu kesin bir bilgi değil fakat gayet mantıklı. 9. Yoruichi her zaman ciddi ve sakin bir yüz ifadesi takınır. Ayrıca nadiren duygu belirtisi gösterir. Bu yüzden çoğu kişi onun ne hissettiğini anlayamadı. Duygularını zorlanmadan okuyabilen tek kişi eşi Uta'dır. 8. Yoruichi çocuk çocukluğunda bile son derece çekingen ve sessizdi. Hatta hiç konuşmadığı için ailesi tarafından 7 yıl boyunca sağır zannediliyordu. 7. Tanjiro'nun güneş desenli küpeleri Yuriichi'den miras kalmıştır. Yuriichi küpeleri önce arkadaşı Sumiyoshi'ye verdi. O da daha sonra torunlarına miras bıraktı ve yıllar sonra Tanjiro'nun eline geçti. 6. Demon Slayer işaretine sahip ilk kişi ve ilk nefes stili kullanıcısı Yuriichi'dir. Kendisi bir Demon Slayer işaretiyle doğdu. Dönemindeki diğer tüm Demon Slayer işaretini açan iblis avcıları işaretin vücutlarına sağladığı aşırı güce rağmen yaptığı aşırı baskıdan dolayı 25 yaşında hayatını kaybediyordu. Fakat Yorichi 85 yaşına kadar hayatta kalabildi. Bunun sebebi işareti sonradan açmak yerine onunla doğması olabilir. Demon Slayer işaretinin güçlerini ayrıntılı olarak anlattığım videoyu sağ üstteki karttan izleyebilirsiniz. 5. Yorichi savaşmayı sevmese de bu konuda tam bir dahi. Daha önce hiç savaşmamasına rağmen Demon Slayer işaretinin bir özelliği olan şeffaf dünyayı savaşta kullanabiliyordu. Sezgisel olarak bir kişinin ciğerlerinin saldırmadan önce genişleyeceğini ve kemik hareketlerini izlemesi gerektiğini farkındaydı. Bu arada şeffaf dünya diğer canlıları şeffafmış gibi algılamalarına izin veren ayrıca kullanıcılar baktıkları canlıların kan akışını, nefes alışını, kas kasılmalarını ve eklem hareketlerini algılayabilmelerine izin veren bir yetenek. 4. Yorichi iblislerle savaşırken kesinlikle hiçbir dürtü, nefret, öfke, dövüş ruhu, düşmanlık ve hatta kana susamışlık duymadığı için iblisler tarafından neredeyse algılanamıyor. 3. Yoruichi ve Kokushibu arasındaki ilişki Shinto tanrıları Amaterasu ve Tsukuyomi'nin mitolojisine paraleldir. Amaterasu güneş tanrıçası, Tsukuyomi ise ay tanrısıdır. 2. Yoruichi'nin ilk nefes stili kullanıcısı olduğunu söylemiştim. Hem ilk nefes stili kullanıcısı hem de ilk güneş nefesi kullanıcısıdır. Yoruichi bu stili diğer aşıralara da öğretmeye çalıştı fakat kimse beceremediği için bu durum farklı nefes stillerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Kokushibo da güneş nefesini beceremediğinden aynı nefesini üretmişti ve onda ustalaşmıştı. 1. Bir, birazdan anlatacağım Yoruichi ve Kokushibu onun geçmişini Kokushi bu videosunda anlatmıştım eğer o videoyu izlediyseniz bu kısmı atlayabilirsiniz. O ve erkek kardeşi Yoriichi doğduğunda ikizler kötü bir alamet olarak kabul edildi ve Yoriichi'nin alnında garip bir doğum lekesiyle doğduğu için babası onun öldürülmesini istedi. Ancak anneleri Akeno bunu duyduğunda öfkelendi ve Yoriichi'nin öldürülmek yerine tapınağa gönderileceği ve 10 yaşına geldiğinde rahip olacağı konusunda bir anlaşma yapıldı. Yoriichi ve Michikatsu çok farklı bir şekilde büyüdüler. Yoriichi evin geri kalanında ayrı odalarda hapis tutulurken kardeşinden de uzak tutuldu. Kokushi Yoshibo Yoruichi'yi hep zavallı ve çocuksu biri olarak düşünüyordu. Bir gün babasından gizli bir şekilde Yoruichi'nin odasına onunla oynamaya gitti ve kendi yaptığı tahta bir flüt hediye etti. Yoruichi hiçbir zaman konuşmadığı için insanlar onu sağır zannediyordu. Bir gün Kokushibo antrenman yaparken Yoruichi yanına gelir ve hayalin ülkedeki en güçlü samuray olmak mı diye sorar ve kendisine bir samuray olmak istediğini söyler. Kokushibo içinden samuray dediğin hayatını ortaya koyarak savaşır. Annesini görür görmez beline yapışan bir velet hayatta böyle bir adam olamaz diye düşündü. Daha sonra Kokushibo'nun talimi sırasında Yoruichi yine ziyarete gelir ve Kokushibo'nun eğitmeni Yoruichi'ye bir talim kılıcı verir. Kokushibo eğitmenine bir kez bile vuramadığı halde Yoruichi anında 4 darbe vurup eğitmeni bayılttı. Kokushibo onun gücünün sırrını merak edip sorduğunda ise rakibin saldırmadan önce ciğerleri genişliyor o yüzden yapman gereken tek şey kemiklerin hareket edişini, kasların kasılışını ve kan akışını takip etmek şeklinde cevap verdi. Burada anlattığı şey şeffaf dünya adında bir yetenek Yoruichi çocukken de kullanabiliyormuş fakat bunun farkında değil sanırım. Yoruichi o günden sonra birine vurma hissinden çok rahatsız olup samuray olmaktan vazgeçmişti. Ama abisi Kokushibo ise bir samuray olmayı çok istediği için bunu haksızlık olarak görüyordu ve bu yetenek neden istemeyen biri yerine hayatını buna adayacak birine verilmedi diyerek iç geçiriyordu. Bir gün Yoruichi Kokushibo'nun odasına gelir ve annesinin öldüğü haberini verir. Ardından tapınağa gitmek için abisiyle vedalaşır ve geride hiçbir iz bırakmadan ortalıktan kaybolur. Olayın üzerinden 10 yıl geçer Kokushibo evlenir ve iki tane çocuğu olur. Bir gün kamp kurduğu yerde bir iblis tarafından saldırıya uğrar ve tüm asları öldürülür. Hemen ardından Yoruichi gelip iblisi öldürür ve Kokushibo'nun hayatını kurtarır. Bu olaydan sonra Kokushibo onun kadar güçlü bir iblis avcısı olmak için eşini ve çocuklarını geride bırakır. Yoruichi diğer iblis avcılarına güneş nefesini anlatmaya çalışıyordu fakat kimse kullanmayı beceremiyordu. Bu yüzden farklı türlerde nefes stilleri ortaya çıktı. Kokushibo da güneş nefesini kullanmayı beceremedi ve ay nefes stilini üretti. Tabii ki bu sırada çoğu iblis avcısı Demon Slayer işaretini açtığı için işaretli iblis avcıları 25 yaşına geldiğinde tek tek ölmeye başladı. Kokushibo da bu süre zarfında Yoruichi'ninkiyle neredeyse aynı bir şekilde Demon Slayer işaretini açtı ve 25 yaşında öleceğini öğrenen Kokushibo çalışacak vakti veya bir geleceği olmadığı için hüsrana boğuldu. Ardından bir gün Kokushibo Muzan ile karşılaşır ve Muzan Kokushibo'ya sen nefes stillerinde ustalaşmak istiyorsun ben ise onları kullanabilen bir iblis yaratmak istiyorum deyip Kokushibo'yu ikna eder ve Kokushibo da neredeyse hiç karşı çıkmayıp yıllardır bugünü bekliyormuşçasına kabul eder ve iblise dönüşür. Ayrıca bu kararları verirken kardeşi Yoruichi'yi delicesine kıskanan ve nefret eden bir ruh halinde olduğunu unutmayın. Evet buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, fikirleri yorumlarda mutlaka belirtmeyi ve daha çok bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.